Aksa 1. Lig'de 18. haftanın zorlu karşılaşması Düzkaya'nın konuğu Esentepe, Çatalköy Nihat Bağcı Eristad'ında oynanıyor karşılaşma mücadelenin hakemi Ferhat Tuna, yardımcıları Mehmet Ekşici, Yusuf Can Dönder, 4. hakem Evren Karademir, komşu iki köyün mücadelesi Düzkaya ile Esentepe, renktaş ekipler karşı karşıya geliyor mücadeleye, Düzkaya takımının vuruşuyla başlanacak, her iki takım da kazanmak istiyor. Mücadeleye Düzkaya başlıyor. İlk bölümde Esentepe atakları taç atışı Tuğra kullandı. Cihazası içerisine doğru kafa vuruşunda kaleci Ali Karal'da kalıyor top. Eski takımına karşı mücadele ediyor Düzkaya kalecisi Ali Karal. Hazırlık pasları Esentepe'de içeriye doldurulan top, cihazası içerisinde vuruş top dışarıya gidiyor. Efeydi vuruşu yapan futbolcu devre arasında takıma katıldı. Şimdi Düzkaya geliyor Ümit yaptı ortasını savunmadan seken top. Çıkarken kaptırılan top Furkan vuruşunda kaleci Osman. Öndeydi Osman aşırtma denedi ancak Sonuçsuz kalıyor pozisyon. Salih ile başlayan atak. Efe sağına çekti. Vuruşunda top dışarıya gidiyor. Uzaklardan şansını denedi. Golcü futbolcu sonuç gelmiyor bu pozisyondan. Şimdi Furkan'la geliyor Düzkaya. Pası Emre Bayırlı karşı karşıya pozisyon. Ancak offside bayrağı kalkıyor. Bu pozisyondan da sonuç gelmediği. Emre pası kaptırılan top Efe topu aldı. Vuruşunda topağalara alara gidiyor. Efe Çopurun golü 31. dakikada Esentepe Çatalköy deplasmanında Düzkaya karşısında 1-0 önde. İzliyorsunuz. Düzeltti. Sert ve düzgün vurdu. Kaleci Ali mağlup etti Efe. Büyük sevinç var Esentepe futbolcularında. 1-0 oldu. Skor zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor Esentepe. Köşe vuruşu kullanıldı. Ceza sahası içerisinde Ali Karal. Önemli bir pozisyon. Kaleci Ali gole izin vermedi. İlk yarıda artık son bölümler. Serkan Zeyn kullanıyor serbest atışı. İçeriye çevrilen top Uğur tarafından Emre Bayırlı. Nöbetçi golcü doğru yerde, doğru adreste, doğru zamanda golü attı. Skora dengeyi getirdi Emre Bayırlı. İlk yarının son dakikası artık. Uzatma bölümü belki de. Gol geldi. Skora denge geldi. Ve ilk yarı da sona erdi. Santra ile birlikte ilk yarıda iki gol var. Karşılıklı birer gol. Bir birlik skor. İkinci araya hızlı başlayan Düzkaya oluyor. Ümit genç topağalara gönderdi. Dakikalar 50 Salih'in ortasında. Arka direkte Ümit. Boş kaldı izliyorsunuz. Kaleci boşa çıktı. Açılan top Ümit fırsatçılığını konuşturdu. Vurdu kafayı topu gönderdi ve Düzkaya'yı 2 bir öne geçirdi Esentepe karşısında. Büyük sevinç var Düzkaya futbolcularında. Orta sahada bir mücadele Deniz Kibar. Topu alan futbolcu Deniz. girdi asası içerisine bir çalım dağıttı ancak pozisyonunu kaybetti ve bu pozisyon sonuçsuz kaldı. İtirazlar var ancak karar değişmeyecek. Şimdi Düzkaya geliyor Erdem. Genç futbolcu rakiplerinden sıyrıldı Erdem. Güzel hareketler sağ ayağıyla vurdu. Penaltı diyor karşılaşmanın hakimi Ferhat Tuna. İzliyorsunuz Nersin'in eline vurdu top. Erdem'in şutunda penaltı kararı. Topun başında Serkan Zeyn var Düzkaya da Vuruşunda topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1 yaptı Serkan. Düz kaya geriden geldi adeta. 1-0 mağlubiyetten 3-1'lik üstünlüğe geldi. Dakikalar 72. Serkan Zeyn'in golü bu arada. Sahalarımızda ender görülen bir olay. Esentepe taraftarı sahaya girdi. Agresifleşme var bu dakikalarda. Her iki takım türbünleri de o noktada. Elektriklenmeler. Her iki takım taraftarları, futbolcuları. Sinirler gerildi Çatalköy'de. Gol sonrasında olaylar var türbünlerde. Sağ içerisinde de oyuncular tellere geldi. Sakinleştirmeye çalışıyor. Oyuncular da taraftarları o noktada kısa süreli bir gerilme var. İki takım açısından da önemli bir mücadele. Oyuna tekrar başladı Esentepe takımı. Kafa vuruşunda top dışarıya gidiyor. Farkı azaltma çabaları Esentepe'de artık maçın da son bölümü Serkan. Sert bir hareket geldi Serkan Zeyn'e o noktada. İzliyorsunuz kartta çıktı bu pozisyon sonrasında. Karşılaşmanın hakemi Ferhat Tuna pozisyona yakındı. Ve karşılaşmanın son düdüğü geliyor. Mücadeleyi Düzkaya 3-1 kazanarak 3 puanın sahibi oluyor.